Roket'in yeni makinesi, yepyeni bir makineyle karşınızdayız. Roket Cinquantotto. R58'i hepiniz biliyorsunuz, dual boiler makineler arasında çok önemli bir yeri var R58'in. Biz de çok seviyoruz, yıllardır kullanıyoruz. Hala da mevcut R58, fakat R58 biraz şekil değiştirdi. Sadece şekil değiştirmedi, isim de değiştirdi. Artık ona İtalyanca ismiyle sesleneceğiz. Cinquantotto. Genel olarak neler değişti, neler yapılmış? Çok yeni bir makine. Bize de bugün geldi ve hemen tezgah üstünde yerini aldı. Hemen size onları hızlıca anlatmaya çalışacağım. Tabii ki hemen fark etmişsinizdir. Kumanda paneli müthiş. Yeni harika bir kumanda paneli geldi. Dokunmatik. Biraz sonra anlatacağım özelliklerini. Gördüğünüz şu büyük buhar çubuğu ya da diğer taraftaki sıcak su çubuğu olsun veya bu büyük açma kapama vanaları yine aynı yerlerini koruyorlar. İşte Faima grup başlığı ve büyük manometreler. R58'e has özellikler burada da mevcut. Ama farklı bir şeyler var. Nedir? En önemlisi şu taç kısmı. Diğer modelde biraz daha ufak tefek, belki buradaki alanı biraz daha daraltıyordu, üstündeki alanı. Farklı bir taç yapısı vardı. Biraz Moza Fiato benzeri belki de bu yan taraftan bakışıyla. Burada nefis bir R logosu var. Gözlerden kaçmayacak, hemen dikkat çekecek şekilde. Ve diğer önemli fark ayaklar. Bence çok şık olmuş, çok sağlam. Zaten bu makinenin R58'den itibaren diğerlerinden ayıran en önemli özellikleri, tabii teknik özellikleri haricinde görsel olarak da cüsseli yapısıydı. Yani mutfakta bulunduğu yerde, tezgahta böyle kocaman yapılı bir makine. Biraz önce ölçüyordum ebatları. Ayaklardan dolayı sanırım biraz yükselmiş. Yaklaşık böyle bir 42-43 santimetre gibi bir yüksekliği göz önüne almanız lazım. Nereye koyuyorsunuz makineyi bilmiyorum ama onu düşünmek lazım. Bir önceki modelde ayaklarda ayarlanabilir bir yükseklik imkanı vardı. Aslında güzel bir özellikti o. Fakat bu ayaklar çok yakışmış. Yükseklik ayarlama imkanı tanımıyor. Ama zaten çok büyük bir estetik katmış bence. Diğer ayaklar biraz daha belki yuvarlaktı o yüzden. Ayaklardan bahsettik, kumanda panelinden bahsettik. Buradaki bu güzel logodan bahsettik. Onun dışında teknik özelliklerde kumanda ile ilişkili olarak çok önemli bazı farklar var. Onları da biraz sonra size anlatacağım. Makineyi biz biraz önce açtık, ısındı. Başlangıcı ben şöyle bir göstereyim. Yeni bir roket makineyi koyduk tezgaha. Yapmamız gereken ilk iş üst kapağını çıkartıp buradaki su tankını, eğer üstten besleyeceksek temiz suyu, tankını alıp çıkartıp temizliyoruz ve tekrar yerine takıyoruz. Daha sonra makineyi açıyoruz. Işık yanıyor. Burada kumanda olduğu için kumanda devreye giriyor. Biraz beklediğiniz zaman ısınıyor ve bir barı gösterdiği zaman kahve yapmaya hazır demektir. Bizde yaklaşık bir saattir açık makine. O yüzden zaten şu anda sıcak. Kumandayı biraz göstermek istiyorum. Bu arada kultaç şeylerimiz var, buhar çubukları var. Daha önceki modellerde olduğu gibi oldukça soğuk. Yani biraz sonra buhar da veririz. Buhar verirken de rahatlıkla tutabilirsiniz. Hiç o plastiklere ihtiyaç yok. Kumandadan bahsedelim. Burada çok şık bir R logosu var ortada. Onun hemen üstünde espresso kazanının, dual boiler olduğu için espresso kazanı ayrı, buhar kazanı ayrı. Espresso kazanının ısısını görüyoruz. 92 dereceye ayarlanmış. Buhar kazanı ise 126 dereceye ayarlanmış. Bunları değiştirebiliyoruz buradan. Bakalım nasıl yapıyoruz. Menüye giriyorum. Çok rahat çalışan bir dokunmatik ekran var. Boiler'a basıyorum. 92 derece, artıya bastığım zaman yükseliyor.
93, 94, 95 nereye kadar gidiyor? 97, 98, 99 o 100 derecelere kadar gidiyor. İstemiyoruz onu. Daha geriye gidiyorum. Tekrar 91 derecede kalsın. Hemen altındaki buhar kazanının göstergesine dokunduğum zaman orası ışıkla kendini belirgin hale getiriyor. 126 derece. Biraz fazla yapabiliriz. Daha yüksek bir şeyimiz olsun derken oynayabiliriz. 122, 123, 120 maksimuma gelmişiz aslında biz. 122, 123, 125'te bırakalım. Hemen bunun altında Celsius mu, Fahrenheit mı? Fahrenheit'e dönüştürürsek bütün değerler otomatik değişti. Dokunuyorum tekrar Celsius. Bizim için bunlar önemli. Şurada bir gösterge daha var. Burada da işte kazanı kapatabilirim ya da açabilirim. Dönüyorum menüye. Eco modu var. Eco modu güzel bir özellik. Açıp kapayabilirsiniz burada. Belli bir zaman sonra cihaz standby konumuna geçiyor. Kalender var, takvim. Şimdi burası en önemli yani özelliklerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi günler, saatler, time 1 ve time 2. İki tane zaman vermişler. Burada ne yapabiliyorsunuz? Sabahleyin makinenin kendiliğinden ısınmasını, açılmasını sağlayabiliyorsunuz. Sabah 7'de evden çıkacaksınız. 6.30'da makinem hazır olsun diyorsunuz. Buradan hemen gün bazında, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, bütün haftanın tüm günler için ayrı ayrı değerler girebilirsiniz. 5 gün çalışıyorsanız 5 gün için sabah 7'de hazır yapabilirsiniz. Bir de işin güzel tarafı günde 2 tane zamanlama, program planlama yapabilirsiniz, zaman planlaması. Bu ne demek? İşte sabah başladı, 6'da işte ya da 7'de makine hazır, kahvenizi içtiniz. Diyorsunuz ki ya saat 10'da standby'a geçsin, kapatsın kendisini. Çünkü evde kimse yok, o saatte kimse kahve içmeyecek. Ama akşam 6.30'da evde oluyorum, 6'da ısınmaya başlasın. O halde aynı gün içerisinde bir sabah programı, bir akşam programı buraya verebiliyorsunuz. Akşam 6'da başlasın, biz gece 11'e kadar kahve içiyoruz. Ama 11'den sonra da kahve içmeyelim, 11-11.30 programlıyorsunuz. Tekrar standby'a alıyor, bütün gece duruyor. Ertesi sabah tekrar ısınmaya başlıyor. Müthiş bir özellik. Bunun haricinde menüde neler var? Su tankından mı besleyeceksiniz yoksa su tesisatına mı bağlayacaksınız? Bunu seçmeniz gerekiyor. Bu zaten daha önceki R58'de de olan bir özellikti. Ve lisan seçimi. İtalyanca, İngilizce, Almanca dokunduğunuz an değişiyor. Fransızca gibi lisanlar var. İnşallah bir gün Türkçe'yi de buraya ekleriz. Biz İngilizce'de bırakalım ve çıkalım. Bu arada bir şey daha göstermek istiyorum. Bu kumanda cihazını rahatlıkla ayırabilirsiniz gövdeden. Başka bir yere koyabilirsiniz. Ya da bence durduğu yer çok güzel. Burada durabilir. Bir şey daha var. Tamamen cihazdan ayrı kullanabilirsiniz. Yani çıkartabilirsiniz. Bütün bu programlamalarınızı yaptıktan sonra buradan çıkartıp cihazla olan bağlantısını kablodan kesebilirsiniz. Ama burada önemli bir nokta var. Önce makineyi kapatıp daha sonra kabloyu yerinden çıkartmanız gerekecektir. Şimdi bunu başka bir yere koyabilirsiniz. Bunu da USB bağlantısı olarak yapmışlar. Şimdi isterseniz bir flash yapalım. Bir buhar alalım makineden. Biraz sıcak su alalım. Bunları da şöyle bir göstermiş olayım size. Bunun için burada bir hazır fincanım var. Öncelikle bir sessiz bir makine. Zaten çok iyi izole ediyor roketle makinelerini artık. Keselim. Buharı göstermek istiyorum. Bütün makinelerde sol taraf buhar. Ooo bayağı güçlü. Küçük bir pitcher almışım. O yüzden bir hayli güçlü. Bezimiz burada. Hemen silelim. Şöyle de göstereyim. Burada tabii 50
yel yakmamak lazım dikkatlice. Kultaç buhar aldım ama hiçbir sıkıntı yok. Rahatlıkla buhar çubuğunu tutabiliyorum. Sıcak su vanasını da gösterelim. Americano yaparken özellikle ihtiyacımız var. Tarzikle sıcak suyumuzu da aldık. Bahsetmem gereken diğer bir özellik ise bu tabii ki çok güzel bir sürpriz. RL8'de olmayan bir özellikti. Shot timer artık yeni Cinquantotto'ya eklenmiş. Cihazla beraber neler geliyor? Onları bir size kısaca göstermek istiyorum. Öbür tarafa, arka tarafa doğru geçiyorum. Şimdi neler çıkıyor kutunun içerisinde? Bir adet, tabii ki bir kullanım talimatı. Basılı ve çok güzel, detaylı. Biz de Türkçeleştirdik. Onu da cihazlarla beraber vereceğiz. Roket'in bu espresso makineleri için bir temizlik tableti var. Güzel bir temizleyici ürün. İlk kullanımlarınız için ideal. İçerisinde 6 tane tablet var. Biliyorsunuz körtapayla, gene kutunun içinden çıkan körtapayla porta filtrenin içerisinde bunu yerleştirerek bir tane tablet yerleştirip düzenli temizliklerinizi yapabilirsiniz. Bu grup içi temizlikleri için önemli. Aynı zamanda da sıcak suyun içinde porta filtreleri bekleterek onların içerisinde oluşan bazı kahve artıklarını bununla temizleyebilirsiniz. Onun dışında çoğu makinede olmayan güzel, Roket genelde bunları veriyor. Güzel bir tamper var. Ağırlığı bence gayet iyi. Çok şık. Fırçalanmış alüminyum. Rengi güzel. Bir temizlik. Bu gene grup içerisinde temizlemek için kullanılabilecek bir fırça. Bunun haricinde makinemiz suyunu çekiyor. Temizlik bezi. Bu da tabii ki bu pırıl pırıl harika polisajlı yüzeyleri temizlemek için ideal. Son olarak burada bir flash disk var. Bu flash disk içerisinde de kullanım talimatını dijital olarak bulabilirsiniz. Diğer bir takım faydalı bilgiler ile birlikte. Bütün bunların yanı sıra neyi atladık? Bir tane tekli porta filtre var. Bir tane de çiftli porta filtre var. Kendinize yapıyorsanız birini ya da arkadaşınızla, eşinizle beraber ikiliyi kullanabilirsiniz. Bazı arkadaşlar tekliyi hiç kullanmayıp direkt ikiliden yapıyorlar. Tercih size kalmış. İkisi de mevcut ve iki tane de böyle harika R harflerinden çıkartmalar. Şimdi RL8 bir önceki modeli hemen buraya getirip yan yana bir mukayesesini de size görsel olarak en azından yapmaya çalışacağım.
Her zaman olduğu gibi sizi Espresso Perfetto'ya bekliyoruz. Bu harika makinelerin yanı başında güzel kahvelerimizi yapıp birlikte kahvemizi içip makineler hakkında sohbet edebiliriz. Kestik. Fatih. Evet abi. Bu makinelerin bilinmeyen bir özelliği var. Ben sana onun biraz bahsetmek istiyorum. Abi o zaman. Göstereyim mi? Göster tabii ki. Hazır mısın? Hazırım. Bak abi işte. Duvarı veriyorsun değil mi? Bir saniye. Nasıl güzel.